Biz Hasankeyf dünyada ve Türkiye'de eşi benzeri olmayan yeni bir şehir olarak bekliyorduk. Proje çok güzel ama evlerimizi inşaat şirketleri çok kötü yaptılar. Ne bir düzenlemeye gittiler. Bir ev aşağıda, bir ev yukarıda. Damlıyor hepsi, küflenmiş. Ya çelik kapı diyorlar, paslanır çelik kapı ilk defa ben Hasankeyf'te görüyorum. Damlara çıkıyorsunuz, bakıyorsunuz sular hep damlarda toplanıyor. Yani hiçbir özenti yapılmamış. Dedelerimiz bundan 40 yıl önce, 50 yıl önce kürekle, tenekeyle damlarını çimento olmamasına rağmen çok, demir sorunu olmasına rağmen tenekeyle, kürekle döktükleri evleri damlamıyor. 21. yüzyılda her türlü teknoloji kullanılmasına rağmen bu membran dedikleri izolasyon olmasına rağmen tüm evlerimiz damlıyor. Ben bunu anlamış değilim. Ya hiç özenilmemiş, başından savrulmuş, para kazanmak için yapmışlar. Ya da bir an önce sizlerin aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen gelin bu Hasankeyf'in halini görün. Biz kültürlü, medeni insanlarız. Tarihin içinde büyümüş insanlarız. Biz mağaraya gönlümüz razıdır ama böyle çok kötü binalara gönlümüz razı değil. İnsanlarımız çok zor durumda. Lütfen gelin bunu görün. Biz insanca bir projenin insanca yaşamak için biz buraya geldik. Ama gelin görün ki eski Hasankeyf şu anda buradan daha iyi. Su sorunu var, elektrik sorunu var, damlıyor, kanalizasyon sorunu had safhada. Yani bu lütfen Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenişimizdir, haykırışımızdır. Lütfen bu ihale kanununu gözden geçirin. Bir yerde siyasi gücü olan bir vatandaşa ihale vermeyin. Ne bir mühendis gidip denetleyebiliyor, ne bir belediye başkanı gidip denetleyebiliyor. Hiç kimse denetleyemiyor. Niye? Siyasi güçleri var. O insanlara zor anlar yaşatıyor, afaroz ediyorlar, kovuyorlar, gönderiyorlar. Böyle olmaz. İhale yapıldığı zaman resmi hırkız yaratmayalım. Oraya hizmet götürsünler. Oraya hizmet götürsünler ki bu TOKİ'yi Sayın Cumhurbaşkanımız gözden geçirsin. Ne kadar insanların hakkını yiyenlere ihale veriyorlar. Bu bizi üzüyor. AK Parti'yi bu duruma getiren bu TOKİ'dir. İnsanların hakkını yiyerek, garibanın hakkını yiyerek, yetimin hakkını yiyerek. Böyle olmaz. Bu şehir böyle olmamalıydı. Bu evlerimizin tapo sorunu var. TOKİ bize diyor ki, bize yatay bina yapmış, bize dikey tapo veriyor. Böyle bir şey olmaz. Lütfen bunun bir an önce, Sayın Valimiz gerçi elinden geleni yapıyor. Sayın Kaymakamımız elinden geleni yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Bunun bir an önce çıkıp halka en iyi şekilde tapo sorunu yoktur denmesi lazım. Herkese taposunu verileceğine dair halkı bilgilendirmeleri lazım. Halkımızın korkusu bu. Yani nasıl olur da yatay yapılmış binalara dikey tapo veriliyor. Bir parselde 40 bina varsa hepsi birbirlerine bağlantılı olacak. Ya 21. yüzyılda bu olur mu ya? Biz Hasankeyf'te birbirimizden ayrılalım, insanca yaşayalım dedik. Burada akrabalar eski Hasankeyf'te zorluk çekiyor. Şimdi tüm halkı birbirine bağlıyorlar. Lütfen bu tapo sorununu bir an önce çözülsün, halkımıza en iyi şekilde bilgi verilsin. Gelin evlerinizi kabul edin dedikleri zaman bize dediler ki evleriniz 116 bin lira, arsanız 17 bin lira. Sanki bu gecikme bizden kaynaklanmış, müteahhitten kaynaklanmamış da bizden kaynaklanmış. Keşke müteahhit 2 yıl önce bitirseydi biz taşınsaydık. Tefe tüfeymiş, biz onu bilmiyoruz. Bize devletimizin verdiği sözle biz inanıyoruz. Biz de devletimizi seven insanlar olarak, devletine saygılı insanlar olarak devletimizin verdiği sözü yerine getirmesini istiyoruz. Başta Sayın Veysel Eroğlu'ya sesleniyorum. Sayın Bakanımıza sesleniyorum. Dedi ki bu devlet sözüdür. Size verilen tüm sözler devlet sözüdür. Biz devlet sözüne inanıyoruz. 116 bin lira ev, 17 bin lira arsa bedeli tüm Hasankeyf'i mutlu edecektir. 17 bin liradan 30 bin lira çıkardılar arsa bedelini. 116 bin liralık evi 120 bin liraya çıkardılar. Yani bu dünyada görülmüş bir şey değil. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil. 2-3 yıldır inşaatlar sürüyorsa bu Hasankeyf halkının suçu değil. TOKİ'nin suçudur. İnşaat şirketlerinin suçudur. O zaman inşaat şirketlerinden kessinler bu parayı. Yeni evlenenler ve aile vasfı taşımayanlar bizim için büyük bir kangrendir o. Tabii defalarca dile getirdik bu insanların sorununu. Ama maalesef bir adım ileri gidilmedi. İşte belediye TOKİ ile anlaşacak, halkı kandırdılar, anlaşacak, ev yapacak. Hani? Ya bunların sorunu böyle beklemez. Bu insanlara biz göç mü yettireceğiz? Biz diyoruz batıdan buraya göç getireceğiz. Bizimkiler diyorlar yok Hasankeyf'i bıraksınlar göç etsinler. Böyle bir şey olmaz. Bu gençlere sahip çıkmamız lazım. Bu ailelere sahip çıkmamız lazım. Bu insanlar nereye gidecek? Şimdi nereye giderse gitsin demekle olmuyor bu işler. Son olarak eklemek istediğim şey lütfen Hasankeyf'imize sahip çıksınlar yetkililerimiz. Lütfen bu Hasankeyf'in sorunlarını yerinde çözsünler. Halk biraz rahatlasın. Özellikle bu hayvancılıkla uğraşanlara bir çare bulunsun. Bu mağdur olmuşum diyen insanların sorunlarına çare bulunsun. Bizim gönlümüzden şu geçiyordu. Kütüğü ya da taşırması Hasankeyf'te olan herkese ev, iş yeri verilmesiydi. Ama maalesef yapılmadı. Bu bizi üzüyor. Kimse, yerelde kimse bunlara sahip çıkılmadı. Biz söylüyoruz onlar biz sahip çıktık diyor. Sahip çıkılsaydı böyle olmazdı. Böyle olmazdı. Onun için... Yani biz siyasi olarak Hasankeyf sahipsizdir. Siyasi olarak bak. Batman'da da olsun, Hasankeyf'te de olsun. Hasankeyf siyasi olarak sahipsiz. Hasankeyf halkı medeniyetli, kültürlü oldukları için hiçbir zaman seslerini devletine karşı çıkarmayan bu insanlara hiç kimse nasıl olsa kabul ediyorlar. Kabul etmiyoruz. Mahkemelere gideceğiz. Kimin başı yanarsa yansın. Biz hakkımızı arayacağız. Hukukun üstünlüğünü gördüğümüz yerde gideceğiz. Orada başvurumuzu yapacağız. Hakkımızı arayacağız.